O sözü şehre, tamam. Önce odaya kim girdi, kim girmedi? Cuma günü tam ne demişsin? Bana bir ağrı kesici versenize. Bir ilaç, yani en son yani aldığım ilaç vardı ya. Onu bana verir misin Özlemciğim, en son konuştuğumuz sabah? Bakayım şehri ne demiş, onu bir ekranlara getirelim. Üstten açık. Peki o çocuk o kola sırmanıp hiçbir şey yok. Hayır, açık koltuk değildi yok. Pencere kapalıydı. Tamamen açık değil. Üstten açıktı. Üstten mi? Üstten açıktı üstten diyor. Açıktı. Hayır değildi. Odaya değildi. Giren benim Şükran. Bak. Ama hep odaya giren öldüm. Benim bak. Yüzüne var odada. Tamam mı? Yüzünün üstüne bu kaybolan İbrahim çıktı. Camın yüzüne önünde bir şey var mı basabileceği? O hiç şey yok. Tamam. O çocuğun boyu oraya yetişmediğine İsmail'e göre. İsmail'e bastırıyor muhtemelen. Zıplıyor ya. Zıplayınca yetişebiliyor. Kapatıyor, üst kapanıyor, tekrar kilidini açıyor, böyle, yandan açıyor ve atlıyor. Yani 3 hareket yapması lazım bu çocuk. Bu çocuk o hareketi ne? Şimdi anladınız mı Şehricim? Sen demişsin, odaya giren bendim. Tamam, şimdi ben, anlatacağım ablam. Tamam, önce sen bunu tamam. Odaya, önce sen ama kimse karışmasın. Lütfen. Tamam. Lafına bir de, girmesin. Bir de şunu merak ediyorum. Tamam. Şimdi İbrahim'de, İsmail'de otistik. Tamam. Cümle kurabiliyorlar mı? Konuşabiliyorlar yok, mı? Yok, konuşamayla ablacığım. Konuşamıyorlar. Keşke konuşsa. Peki canım benim. Keşke. Konuşamayan bir çocuk sana nasıl anlattı benim omuzuma sırtıma evet. Bindi oradan oraya gitti diye. Bana bunu izah eder misin lütfen? Önce odaya nasıl girip çıktığını söyle. Ben eve girdik ya. Öyle anlatayım. Sofraya oturmadan önce elimi yıkadım. Hı. Sonra baktım İbrahim kuzunun üstüne çıkıyor bak. Daha kaybolmadı bunda. Üstüne basarsa söylüyorum. Nereye çıktı İbrahim? Kuzine var evde soba. Kuzine, ha biliyorum evet. Çocuk oraya çıktı. Ha. Kucağımda indirdim. Tamam. Yere bıraktım. Peşin sıra döndüm baktım geri yine çıkıyor. Buna dedim ki bak yine çıkıyor dedim. Bu dedi ki soba... Ayrı odalardı mı? Soba yok. Başka bir odada mı? Yok oynadıklar odada. Durduğu yerde. Ha, tamam diğer orada, çocuklarla beraber. Evet. Tamam, evet. O odada kucağıma aldım bir kere indirdim ya bir daha geri döndüm yine çıktı. Dedim ki Şükran bak yine çıkıyor boruları düşürür mü dedim. Bu dedi ki soba yanmaya dokunma gel dedi. Tamam. Sofraya oturdum hani, ablacığım. Tamam canım anlaştık. Sofraya oturdum. Hı. Ondan sonra Şeyma da oturdu. Bunda şimdi 30'u çay içmeye başladık. Dedim ki kızım git kitapları yırtar bak. Çocuğuma. Çocuğa baktı. Git dedim yolladım ya. Hı. Çocuk gitti baktı. Anne çocuk yok dedi. Tamam mı? Bu çocuğa baktı. Bak çocuk omuzuna bastığını nerede tahmin ediyoruz biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Ona gelmedik. Odaya Şükran diyor ki ben önce girdim. Sen diyorsun ki ben önce girdim. Ama hanginiz odaya girdiniz? Çocuk kaybolduktan sonra bu girdi. Kaybolmadan ben girdim. Gitmişim bir saatte. Orada kalmışabilir miyim? Didem abla. Çocuk kaybolduktan sonra bu girdi. Kaybolmadan ben dedi, oraya girdim dedi. Ama yani hanımlar yani bir olayı ya doğru düzgün anlatın ya da çelişkili anlatmayın ablacığım, yani. Doğru bir tane zaten. Doğru bir tane ya. Doğru bir tane olur yani. Kaybolmadan girdim ben diyorum. Çocuğu sobanın üstünden aldım. Bak, iki ben, oynamaya başladılar. Bak soru sen akıllı bir kadınsın. Evet, evet. Soru çok net ve anlaşılır. Evet. Odaya önce ilk kim girdi diye bir soru sordum. Çok basit bir soru değil mi? Çocuk, odaya çocuklar kaybolduktan sonra ilk kim girdi? Çocuk sen hemen atladın dedin ki hayır dedin. Ben girdim dedin. O kaybolmadan önce anlatıyor diye ben girdim dedim. Çocuk kayboldu da bu girdi. Ben girdim Şeyma dedi yenge çocuk gitmiş yanlış yenge. Yanlış anladım demek ki soruyu sinirimden. Ya insanda çizsem sinir koyalım ki bunlar. İhmal var mı yok mu Allah için konuşun. İhmal var bence var bak açık İhmal söyleyeyim. Var mı yok mu Allah için konuşun. İhmal yaptılar bu çocuğu kaçırdım. Tamam, sizin sorduğunuz soruyu çok peki, önemli bir soru. Peki sırtıdan bir dakika dur bir saniye. İhmal bir evde olanları bir anlayacağız sonra aşağı yani çocuk çıktıktan sonra. Tahmin konusa gelelim. Tahmin değil. Dediniz ki İsmail'in diğer ikizinin sırtına binip yani üzeri görüntüleri giriyoruz değil mi yani? Üzeri omuzlarına binip oradan aşağı indiğini evet. Bize söyledi gibi bir şey söylemiştin sen. Söyledim çocuk konuşamıyor tahmin ki. Tahmin ettik dedim. Niye? Çünkü çocuk biri sırtına basınca hatta bunu ben komutana da anlattım böyle. Savcılık. Bize niye anlatmıyorsun burada peki bunu? Ya pis etmedi, ben anlatmadım baba ya. Ne olur ki anlatacaksın. Çocuk ya, ben anlatmadım yani bildiğim bu. Yemin ediyorum başka bir şey bilmiyorum. Beraber eve geldim. Omuzuna binip atladığını tahmin ettik. Evet o pisliği görünce ondan tahmin ettik. Başka o pislik neredeydi, camın önünde miydi? Camın önünde yapmış. Daha önce yaparlar mıydı böyle şeyler? Evet eve de yapıyorlar. Çıplak mı çocuklar? Yok değil. Üstülerini bile benim çocuklarım çok soyuyorlar. Tuvaletin üzerine mi yapmıştı, yere mi yapmıştı? Yere yapmış. Nasıl o zaman çocuk çıplak demek ki o anda? Yok kakasını alıştı gayri. Okula kimi, kim yapıyor İsmail mi İbrahim mi? İsmail yapmış o gün. İsmail. Ha, evet. Onun üzerinde mi gördünüz? Pantolonun acaba üzerinde mi? Bastı diye hani şehri. Üstüne basıp da öyle tahmin etti de hani görmedik ya öyle şeydi o ya. Lerine basılmış ama şu mıydı? Bir gerçek yani Sebahattin Bey onu doğru söylüyor. Evde çocuğu yani biraz ihmal etmişsiniz. Bu bir gerçek.
Evet. Bak, Recep sence bir ihmal var mı? Kadınlar bir dakika dur. Kadınlar konuşuyor da bir Recep konuşsun babası. Var mı ihmal? O gün yemek sofraya mutfağa koymayacaklardı. Bu bir hata. Kardeşim ben anlamadım bu işi. Dur bak kocam bir konuşsun diye. Hep diyorsun kocam da olsa çıksın ortaya. Uygun, tamam. O gün sofra mutfağa kurulmayan sofra o gün mutfağa kuruldu. Ha, i̇şte. Çocuklar oynuyordu. O güne kadar mutfağa kurulmayan sofra o gün neden mutfağa kuruldu ki? Ben de anlamıyorum. Aa. Bilsem, hiç böyle mutfağa sofra kurmaz mısınız? Kuruyor Didem abla, kurmaz mıydı? Ama kocan diyor bak, kocan söylüyor. O güne kadar hiç mutfağa sofra kurulmuyordu ama bu zamana kadar öyle aşırı kurulmuyordu, tamam mı? Neden oldu, ne yapıldı ben anlamadım. Ha, çocuk kaka etti diyorlar, gözüme görmedim. Bir kaka gördün mü sen oraya geldiğinde? Ben yok, görmedim. Ben çalışıyordum. Hayır, çalışıyordun da geldiğinde hemen temizlediniz mi tuvaletini? Didem Hanım, bu çocuk kaybolduktan aşağı yukarı 200 saat sonra geliyor. Bak, bağırmayın, bak ilacımı alıyorum, başım ağrıyor. Herkes birbirini dinleyecek yani. Tabii. Mantıklı konuda bağırmayın, beni zorlamayın. Ben inşaatta Niyazi'ye işlemeye çalışıyorum. Arayıp sorabilirsiniz. Ben aradım, tamam, hatta İbrahim yok diye. Eşim aradı beni, inşaatta. Ben de inşaat ustasıyım. Evde bir ihmal oldu diyorsun o zaman. Ya öyle böyle bakarsın, ihmal oldu galiba. Ya sen bu anlattıklarını daha önce dinlemedin mi hiç? Bilmiyor musun bunları? Dinledim. Evet. Aynen işte, buyur. Fevat amcama söz. Sebahattin Bey sizin akrabanız oluyor mu ya? Tam akrabalık ne? Köylüm. Oluyor. Benim annemgilden tarafı oluyor Didem abla. Anne Şükran'ınla. Şükran'la anladım. Şükran'la. Benden oluyor. Babamın han, babamın amca çocukları. Tamam, bayram telefon hattındaymış. Yayına bağlanmak istemiş. Sizin şüphelendiğiniz kişilerden. Bayram telefonda mısın? Hatta mısın? Evet, telefondayım, bekliyorum. Peki neden yayındayız şu anda? Neden yayına bağlanmak istedi? Şimdi cuma günkü yayını çok güzel izledim. Çocuk kaybolduktan sonra herkes akraba olmuş. Sebahattin, Şükrü'nün nereden akrabası olduğunu anlamaya çalışıyor. Akraba değiller mi? Hayır, değil. Hiç mi değiller? Hayır, hiç dedelerimizden değil. Öyleymiş. Didem abla, hayır, benim annem öyle değil. Derdi. Hayır, bilmem. Dedelerinden hayır, akraba değil, Didem abla. Hayır, hayır, hiç, hayır. Girebilirsiniz, soy ağacından girebilirsiniz. Her yerden girebilirsiniz. Soy ağacından, e-devletten bulabilirler bunu. Peki bize bunun ne faydası olacak Bayram Bey? Bir akraba olup ya da olmayacak. Koruyor musunuz diyor, koruyorlar mı onu söylüyor, onu mu söylüyorsunuz? Evet, koruyor. Hayır, şu anda yani bir akrabalık derecesi yok. Çünkü Sebahattin Çeçek başka bir köyde, Avdağ'dan gelme. Şükran Emir köyünden geliyor. Nereden gelmedi? Avdan'dan gelmedi. Benim babaannem oradan gelme. Hayır. Babaannesi yani değil. Biz ona yani geliyor. Ama onlar akraba izliyorlarsa. 8-10 yaşında gelme annesinin yanında. Yani siz şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Akraba diyerek onu koruyorlar ama burada gayet iyi atıştıklarını görüyoruz. Onların hayır, suçu hayır, var. Hayır. Bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Sebahattin Keçe akrabalık gütmeye çalışıyor. Öyle bir şey yok. Kim yapmaya çalışıyor? Sebahattin Keçe bizim köye geldiğinde... Bakın, 8-10 yaşında. Ama dinleyeyim. Kimi söylüyorsunuz, Sebahattin Bey'i mi? Hayır, ben kimseyi korumuyorum. Bakın, kimse koruyor da demiyorum. Sebahattin Keçe ısrarla diyor ki ben Şükran'ın akrabasıyım. Değil. Ya bugüne kadar bir aralarında böyle bir samimiyet, böyle bir şey falan, bir akrabalık ilişkileri yok yani. Bugüne kadar böyle bir samimiyette yoktu. Anladım. Çok çocuk seven Sebahattin Keçe, torunun 1,5 yaşındaki torunun dövde oğlunu niye görmüş? Kendi torununu sevseymiş. Kendi torununu seviyoruz. Sen şimdi... ilgilendirmez. Sen çocuğun kaybolduğu gün neden senin gelmedin de bir hafta sonra geldin? Arama çalışmalarına katılmadın bayrama. Çocuğun kaybolduğu gün sen dedin ya hani çalışmaya gittim bir hafta sonra geldim. Neden sen o zaman çocuğun kaybolduğunu duyduğunda arama çalışmalarına katılmadın köyde? Seslenin. Çadır kursunla, çapraz sorguya bu köyü komple alsınlar. Bu çocuk neredeyse ortaya çıkartsın herkes. Bir de ben şunu anlamıyorum. Şu anda şöyle bir karar alınmış. Yani 1,5 yıldır çocuk kayıp. Tamam evet, mı? Abi. Ortada yok çocuk. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Aynen. Şüpheliler var. Çelişkiler var. Aynen. Ama bu olayla ilgili 1,5 yıldır gizlilik kararı var. Yani kayıp şahıslarda neden gizlilik kararı var? Ben anlayamadım. Kayıp olan bir insanla ilgili gizlilik kararı neden var? Allah aşkına yani. Demek ki savcılığın şüphe ettiği bir husus var. Ve bunun taraflar arasında, şüpheler arasında yayılmasını önlemek istiyor. O zaman taraflarını birbirine şey yapacağını mı düşünüyor? Bilmiyorum yani. Dosyanın yani. İçinden bir şeyler başka bir tarafa kayarsa soruşturması kurtarır. Bence savcı bu olaya cinayet olarak bakıyor şu an için. Kuvvetle muhtemel.
Sadece cinayet olarak bakıyor. Ölüsünü dirisini çıkar ne olur. Elimden geleni yapıyorum biliyorsun. İnşallah çıkar. Şimdi önemli bir iddia var. Sen bu iddianın şimdi köydeki aslında yani İbrahim'in başına bir şey gelmesinin bir nedeni olmalı. Çünkü çocuk öyle ya da böyle ihmalkarlıkla bir şeyle o camdan atlıyor ve köy meydanında aşağı doğru gidiyor. Ve kimse görmüyor. Ve kimse aslında birileri görüyor. Görenle söylemeye Didem abla görenle söylemeye bu Şerife Girenci demiş ki kayınlama hayvanın öyle gidi gene. Hepsini biliyorum konuşacağız. Sonra Şerife de görüyor. Şerife Kirenci'nin kızı görüyor. Ondan sonra annesi Fatma Hikmet. Herkesin bildiği Sebahattin Bayram. Ama bunların öte yandan şimdi bazı şeyleri konuşunca rahatsız olduğunuzu biliyorum. Ama mevzu bahis çocuksa özür dilerim konuşmak zorundayız. Şimdi iddia...